Merhabalar, ben Burak Şenbak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayımlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu kısa hap eğitim videomuzun konu başlığı taranmış, eskitilmiş fotoğraf etkisi. Herhangi bir fotoğrafınızı eskitip sanki bir tarayıcıdan çıkmış gibi bir görsele dönüştürme etkisini anlattığım bu hap eğitim videosuna hoş geldiniz. Scanned Vintage Effect olarak da adlandırılan bu etkinin nasıl yaratıldığını görmek için hadi hemen Photoshop'a geçelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Eskitilmiş, taranmış fotoğraf etkisi, İngilizcesi Vintage Scanned Photo Efekti nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ctrl+J, Mac için Command+J ile katmanı ben öncelikle kopyalıyorum. Ve ardından mouse sağ klik ve buradan Convert to Smart Object, yani akıllı nesneye çevir dedim. Yaptığım şeyi beğenmezsem tekrar yapabilmek için. Sonra Filter, Blur, yani filtre, flulaştır. Buradaki Motion Blur, hareket netsizliğine geldim. Buradaki açı Angle 0 olacak arkadaşlar ve Distance, uzaklık fark ise ilk başta 150 piksel verelim. OK diyelim. Sonra bu etki şu anda gördüğünüz gibi fotoğrafın tamamında var. Ben sol tarafta olsun, sağda olmasını istiyorum. O yüzden katmanlar panelinde sol alttan 3. maskeye tıklayacağım. Beyaz maske geldi. Sol taraftaki araç çubuğundan fırçayı seçtim. Fırçamın rengi siyah, güzel. Ve etkinin olmasını istemediğim yeri siyah renkli fırçayla bir anlamda boyuyorum. Şöyle yaptım. Şurası boyandı. Burada alt katmanı görüyoruz. Burada da etkiyi görüyoruz. Şimdi Ctrl+J, Command+J Mac için aynı şeyi kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi buraya tekrar aynı şeyin kopyası geldi. Burada Motion Blur'a, yani hareket netsizliğine çift tıkladım. Tekrar burası açıldı. Şimdi bunu arttıracağım. Arttırıyorum. Bakıyorum nasıl oluyor diye. Biraz daha arttırayım. Çok oldu. Şimdi nasıl oldu? Güzel oldu dedim. Burası tamamen size bağlı. OK dedim. Şimdi Ctrl Mac için Command tuşuna basıp bu 3 tane katmanı da seçiyorum. Bunlar seçildi. Sağ kliğe bastım ve buradan Convert to Smart Object'i, yani yine akıllı nesneye çeviri seçtim. Bu üçünü birleştirecek şimdi. Şimdi filtre'a girdim. Bunun altında açılan pencereden Filter Gallery'sini seçtim. Fotoğrafın tam olarak sığması için şuradaki aşağı doğru olan üçgene bastım ve buradaki Fit in View, yani görüntüyü ekrana sığdırı seçtim. Buradaki filtre klasörlerinden ilk başta Sketch'i seçeceğiz. Sketch'in içindeki grafik pen'i seçeceğiz, yani grafik kalem. Bunun görünür olması için etkinin, bunun yanında bakın bir boşluk var. Oraya tıkladığım zaman göz simgesi geliyor ve grafik pen etkiyi görüyoruz. Şimdi yapmam gereken bu etkinin nasıl olacağını seçmek. Şuradaki menüye basıp aşağı doğru açılan menüdeki horizontal, yatayı seçeceğim. 1. 2. Buradaki sürgülerle oynayıp istediğim değere getireceğim. 3 fena değil gibi geliyor bana ama şunu birazcık azaltacağım. Burası Light Dark Balance, yani aydınlık koyuluk dengesi. Burası da Stroke Length, yani etkinin uzunluğu bir anlamda. Kontrast biraz daha mı koyu olsun? Sağa doğru çektikçe koyulaşıyordu galiba. Evet, şu anda hiç fena olmadı. Bu klasörün içindeki grafik penin üzerine bir de halftone pattern'ı eklemek istiyorum. Bunu yapmak için şuradaki artı tuşuna basmam lazım. Ve buradan halftone pattern'ı seçmem lazım. Şimdi bunun tipini de line, çizgiye çevirmem lazım. Şunu 3'e çıkaracağım. Size boyutu. Daha önce yaptığım için aklımda kalan değerleri söylüyorum size. Kontrast şu an 5'te. Biraz azalsam ne olur? 3'e getireyim bunu da. Bence daha iyi oldu. İşin bu kısmı, yani sürgüleri kaça getireceğiniz tamamen size bağlı. ek bir filtre daha ben buna koyacağım. O yüzden yine artıya bastım ve bu sefer bu filtreyi texture'ın, dokunun içinden grain olarak seçeceğim. Grain tipi regular, yani sıradan, evet sıradan da kalabilir bu. Intensity, yoğunluk, etki. Bunu birazcık azaltacağım. 20'ye getireyim bakalım nasıl olacak. 19, 20. Şu miktarı da 40'a getireyim. Siz burada işlem yaparken şu sol altta mavi bir ilerleme çubuğunu görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu yaptığım etkiden memnunsam buradaki OK'ye basacağım. Ve fotoğraf şu anda bu halden bu hale geldi. Ek olarak kontrast arttırıcı bir şey yapmak istiyorsanız katmanlar panelinin altında soldan 4. simgeye tıklayıp, ki ayar katmanlarını açıyorsunuz buradan biliyorsunuz. Buradaki levels, seviyeleri seçiyorum. Seviyelerin ayar kısmı buraya geldi. Yani histogram. Biraz koyular daha koyu olsun dedim. Şunu da birazcık sağa doğru çektim. Sola doğru çektim. Bakıyorum şu anda, deneme yapıyorum. Şunu açtım. Kapadım. Yani levels öncesini görüyorsunuz şu anda. Şimdi de levels sonrasını görüyorsunuz. Bence oldu bu. Sizin zevkinize göre tabii ki bu ayarlar değişebilir. Katmanların sağındaki hamburger'e tıkladım ve buradan Flatten Image, görüntüyü düzleştiri seçtim. Fotoğrafım böyleydi. Bu hale geldi. Bu etkiye Scanned Vintage Effect, yani taranmış, eskitilmiş fotoğraf etkisi diyorlar arkadaşlar. Yöntem çok kolay olduğu için başka bir örnek yapmaya gerek duymuyorum. Kolaylıkla bütün fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz bir yöntem. Özellikle kontrast olan fotoğraflarınıza. Böylece eğitim videomun sonuna geldim. Aktardığım bilgilerin sizlere faydalı olacağına ait inancım da tam. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ben Burak Şenbak. Hoşça kalın. Selam ve sevgilerimle. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şenbak. Hoşça kalın.